Galiba gençler eğlenmeye doymadı. Yeni mi açıldık? Vallahi karanlıktan görmüyorum. Işıkları açmadan bir telefonlarınızı açar mısınız? Sadece ışıkları bir açar mısınız? Sadece ışıkları bir açın. Bakın şu anda Jimmy Jip sizi çekiyor. El sallayın hepiniz şimdi aynı anda. Hepiniz el sallayın şimdi. Harika gözüküyorsunuz. Şimdi kendinizi bir alkışlar mısınız? Doğru söyleyin. Gerçekten ciddi ciddi. Eğleniyor musunuz, eğlenmiyor musunuz? Algılayamadım, o kadar karmaşık. Eğleniyor musunuz? Vallahi süper. Herhalde harika gidiyor. En arka ses geliyor mu? Öndekiler bir susun, arkadan gelsin ses ya. Arka taraf ses geliyor mu? İyi, süper, harika. Her şey yolunda. Şimdi kime anons etmem gerekiyor? Bir dakika. Şimdi bakın, şimdi ayar yapacaklar. Kısa bir sound check olacak. O zamanı değerlendirmek için efendim, bu güzel organizasyonu bize armağan eden ve muhteşem işler yapan Çerkeş'in mimarı, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı'yı kuvvetli alkışlarla buraya alıyor muyuz? İyi, iyi. Daha kuvvetli alkışlar Çerkeş! Evet sevgili gençler, nasıl, eğleniyor muyuz? Geçen yıl söz vermiştim. Bu güzel ortamı inşallah önümüzdeki yılda daha ünlü sanatçılarla taçlandıracağımı söylemiştim. Hatırladınız değil mi? Hasan amcanın sözünü tuttu mu? Ne güzel. Değerli kaymakamım, çok kıymetli Çandep Federasyon Başkanım, çok kıymetli Çardak, Saçak, Belde Belediye Başkanlarım, kıymetli Hazron Protokol, çok kıymetli sevgili hanımefendiler, başımızın tacı hanımefendiler, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, değerli çocuklar, kıymetli Çerkeşliler, hepiniz 17. Kültür, Hayvancılık ve Bal Festivalimizi onurlandırdınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Festivaller yapıyoruz. Niye? Bir arada olabilmek, kaynaşmak, kültürel etkinliklerimizi göstermek ve Çerkeş'in tarihi dokusunu, gastronomi kültürünü, yöresel tatlarını tüm ülkeye, dünyaya tanıtmak için yapıyoruz değil mi? Bunlarda da bir ölçüde başarılı oluyoruz. Evet, sevgili gençler, bizler şu anki ortamdan çok mutluyuz ve huzurluyuz. Sizler için yapamayacağımız şeyler yok. Biz Çerkeş'te, Çerkeş'teki gençler için, sizler için 2014'ten beri çalışıyoruz. Bakın, yaşınız daha küçük olanlar var. Belki bizim belediye başkanlığımızda yaşı küçük olanlar var. Çerkeş'in 2014 halini hatırlamayabilen olanlar var. Şimdi çok kısa sizden özür dileyerek, hakkınızı helal ediniz sevgili gençler. Kısa bir özgeçmiş yapıyoruz. Çünkü geçmişini, geçmişini bilemeyen, geçmişini idrak edemeyen geleceğini inşa edemez. 2014'te belediye başkanı olduğumuzda 9 yıl oldu. 9 yıl boyunca görevlerimizde, yönetimlerimizde ve bireysel anlayışlarda birçok değişiklikler yaptık. Yanlış olan değişiklikleri düzelttik. Bakın, hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Büyüklerimiz var, hatırlarlar. Belediyenin, bizim burası belediye binamız, şu an Çerkeş Meslek Yüksek Okulu. Öğrencilerimiz burada ders alıyorlar. Ben Çerkeş Belediye Başkanı Hasan amcanız olarak bu makamı sizler için gençlerimize, öğrenim gören üniversite öğrencilerine bıraktık. Hatırlarsınız, burada jeneratör çalışıyordu. Neden biliyor musunuz? Çerkeş şu idare binasının yüz akı, Çerkeş'in yüz akı binanın elektrik parasını ödeyememişti. Elektrikleri kesmişlerdi, jeneratör çalışıyordu. Geldim burada 2014'ün Nisan ayının 4'ünde 3 torba kömürü alamayan bir belediye vardı. Ama
fazla uzatmayayım. Daha bunları çok sıralayabiliriz. Hacizler, bankalardaki tahsildarların yatırılan paraları buradan Ziraat Bankası At Karacan Şubesi'ne götürdüğü günleri unutmadık. Lütfen sevgili gençler bunları unutmayın. Unutmayacağız. Çerkeş nereden nereye geldi unutmayacağız. Şu an borç batağındaki bir belediyeden 9 yıl sonra sizlerin gururla ben Çerkeş Belediyesi'nde borçsuz bir belediye olarak görmek istiyordum. Şu an Çerkeş Belediyesi borçsuz diye gururla söyleyebilirsiniz. Ezberleri bozduk. Asla bireysel davranmadık. Her şeyi genele, bütün Çerkeş'e, Çerkeş'in dışında yaşayan köylerimize yaydık. Yaptığımız her şeyi projelerle, projeler üreterek bir plan dahilinde yaptık sevgili gençler. Bakın, Ankara yolunu hatırlıyor musunuz? Ucube bir yoldu. Bugün nasıl? Şu anki halini görüyorsunuz değil mi Ankara yolunun? Sevgili gençler, asbest kanserojendir. Bizler yıllarca asbestli borulardan, kanserojen borulardan su içtik. Ama bugün bütün hatlarımızı değiştirdik. Bir tane asbest borudan su içmiyoruz şu an. Sularımızı rahatlıkla kullanabiliyoruz. Geleceğimizin teminatı gençler. Bunu yapmak zorundaydık. Her yerde patlayan kanalizasyon boruları vardı. İstanbul'dan gelen gençlerimiz var, vatandaşlarımız var. D100 karayolundan gelip ya Aytaş deneyip ya da karanlıktan Çerkeş'i göremeyip At Karacalar'a giden çok İstanbul'dan gelen vatandaşlarımız vardı. Bunları biliyorsunuz. Biz geçmişi unutmayacağız. Fakat değerli gençler, emin adımlarla hep beraber geleceğe adım atacağız değil mi? Gelecek sizlerin. Biz sizler için çalışıyoruz. Bakın 2014'te belediye başkanı olduğumda Çerkeş'te gençlerin çoğu işsizdi. İş bulamayanlar şehir dışına göç ediyordu. Ama bugün gelin Çerkeş'te bütün gençlerimize iş var, aş var, gelecek var. Buradan bütün Çerkeş'te, çevre ilçedeki, köylerdeki bütün gençlerimizi Çerkeş'e davet ediyorum. Çerkeş'te iş var, aş var, gelecek var. Geleceğe buyurun Çerkeşli gençler. Bakın organize sanayi bölgemiz çöplüktü. Bugün o çöplükten 9 yıl sonra 12 tane faal fabrika, 1700 çalışan, 8 tane bitmiş açılacak fabrika ve 8 tane de temeli atılacak fabrikalar var. Bunlar sizler için, sizlerin geleceği için, gece gündüz çalışmamızın bunlar sonuçları. Bakın, 3. etap organize sanayi bölgemiz tüm engellemelere rağmen devam ediyor. 3. etapta 2160 dönüm arazide inşallah kamu yararı kararı alındı ve burada büyük fabrikalar yükselecek. Bu ne demek? Çerkeş büyüyecek, gelişecek. Düzce Cam, Türkiye'nin en büyük cam fabrikası. Pekintaş, Alman Şimiden firmasıyla beraber Türkiye'nin en büyük panel üretimini Çerkeş'te gerçekleştirecekler. Bakın tekrar söylüyorum. Değerli gençler, çevrenizdeki bütün gençleri, işsiz olan, iş isteyen, aş isteyen gençleri Çerkeş'e çağırın. Çerkeş göç alıyor. Karabük'ten, Eski Pazar'dan, Orta, At Karacağı, Kurşunlu, Çubuk'tan servisler geliyor. Bizler artık Çerkeşli gençler, biz burada olmalıyız. Burada çalışmalıyız. Burada geleceğimiz, burada ekmeğimizi yemeliyiz. Bakın, doğalgaz hayal diyorlardı. Çerkeş'e gelmez diyorlardı. Ama bugün doğalgazı %95 oranında kullanıyoruz. Eskiden kışın çarşıya bir sis bulutu, bir duman bulutu çökerdi. Sevgili Çerkeşliler, bugün bu kışın hiç gördünüz mü sis bulutunu, dumanı Çerkeş'te? Yok, çünkü tertemiz bir enerjiyi kullanıyoruz. Kanalizasyon çalışmalarımızı tamamladık. Yağmur suyu hattımız yoktu. Yağmur suyu hatları yaptık. 140 kilometre ilçemizde su hatlarını değiştirdik. 6500 tane evimizi, abonemizi inşallah bir kuruş almadan tek tek bağladık. Bu önemli. Çağcören'den, Alözün'den Cazibe ile temiz su getirdik. 16 kilometre Ilıca borumuzu
su borumuzu değiştirdik. Bakın, elektrik tellerini yerin altına aldık. Görüyor musunuz? Yukarı baktığınızda tellerden bir kirlilik vardı. Bugün göremezsiniz. Ulusu Yeni Mahalle üst geçitini ilçemize kazandırdık. Yaptığımız sıcak asfalt, soğuk asfalt, parke çalışmalarını görüyorsunuz. Anlatmama gerek yok. Çarşıda sürekli hırsızlık olurdu. Ama bugün MOBESE kameralarla hem çarşımız hem de ilçemiz güvenli. Araç parkımızı sil baştan yaptık. 50 civarında aracımız var. Tam donanımlı kültür merkezimizi sizlere açtık. Artık sevgili gençler, yaz, kış, her daim 365 gün düğünlerinizi yapabilirsiniz. Gençler, duyuyor musunuz? Artık Çerkeş'te yaz kış düğün yapabileceksiniz. Kültür merkezimizde ne var? Sinema var. Kültür merkezimizde ne var? Tiyatro var. Konferans salonları var. İnşallah yakında kültür merkezimizde dışarıda ve içinde ve kültür merkezinin etrafında daha fazla güzel değişiklikler sizler için yapacağız. Gençlik merkezimiz açıldı, biliyorsunuz değil mi? Gençlik merkezimiz sizler için. Bütün etkinlikler, judosundan, boksundan, folkloründen tutun, basket, voleybol, futboluna kadar her türlü etkinliği biz bu gençlik merkezinde yapıyoruz. Gençlik merkezi çalışanlarına burada teşekkür etmek istiyorum. Allah onlardan razı olsun. Tarih konaklarımızı restore ettik. İlçemizin kültürel varlıklarını ortaya çıkartıyoruz. 4. Murat Hamamı ortaya çıkardık. 4. Murat Camii'ni yapıyoruz. Buraları muhtemelen kafe ve müze yapacağız. Sizler için yapacağız. Gençler için spor salonları yaptık. Parklar yaptık. Bisiklet yürüyüşte bisiklet ve yürüyüş yolu yaptık sizler için. Bunları nasıl yapıyoruz? El ele, gönül gönüle yeni bir Çerkeş için çalışıyoruz. Onun için yapıyoruz. Bakın, Çerkeş'te modern bir mezba yaptık. Modern ve bölgenin en büyük, en kullanışlı hayvan pazarını yaptık. Yine bu gübrelerden çıkan gübreyi, hayvanlardan çıkan gübreyi biyogaz tesisi yaptırdık. Biyogaz tesisini elektriğe dönüştürüyoruz. Çevreyi kirletiyordu ama bugün elektriğe dönüşüyor, katma değer yaratıyor. Ulus üzerine ulus ıslah çalışması yapılıyor. Ve burada 3 tane köprüyü çarşı merkezi Yeni Mahalle ile Ulusu, Örenköy ve Bozoğlu köylerini bağlayacak olan köprümüzle köprülerimiz olacak. Tam donanımlı yeni bir itfaiye ilçemize hayırlı olsun. Kazandırdık ve 5 tane ilçemize yakışır. Çankırı'nın en büyük itfaiyesi araçları donanımlarıyla en modern itfaiyesini 5 tane yeni itfaiye aracıyla Çankırı'mıza, bölgemize güç kattı. Fenişleri binamız bitmek üzere. İnşallah en kısa zamanda açıyoruz. Değerli gençler, Çankırı'nın ilk yeraltı otoparkı ve Çerkeş'in ve Çankırı'nın en güzel şehir meydanı başladı inşaatı. İnşallah önümüzdeki yıl hep beraber Allah nasip eder, kısmet olursa, tekrar belediye başkanı olursak inşallah kent meydanında harika bir alanda çok güzel, sizlere yakışır bir kent meydanında inşallah daha güzel bir festivali yapacağız. Yapalım mı? Var mıyız? Duymadım. Var mıyız? Eyvallah. Çok teşekkürler. Siz bir tanesiniz. Onun yanında tabii müftülük binası da yapıyoruz. Altına hocalarımızın çok rahat kullanabileceği ve bütün camilerin ihtiyacı karşılayacak bir market de yapıyoruz. Bunları bizler yapıyoruz sevgili gençler. Dün Çerkeş'te bir çivi çakılmazdı ama bugün yapacağımız, yaptığımız hizmetleri saymakla bitiremiyoruz. Ben burada hepsini saymam zaten. Bakın, yaz kış sebze pazarında, ürün pazarında sorun yaşıyorduk. Ama bugün kapalı, harika bir kapalı pazar yeri ve ürün pazarını içinde balık pazarı ve soğuk hava depolarla beraber inşa ettik. En kısa zamanda önümüzdeki ay içerisinde açılacak. Bakın, biz bugün nerede duruyoruz? Arkamızdaki ışıklar konağında, restore ettiğimiz ışıklar konağında benim makamım ve belediye binamız ıkış tıkış duruyoruz. Önemli değil.
Önemli olan bizim makam mevki değil. Bizim için önemli olan hizmetin en büyüğü ve Çerkeş'e yaptığımız hizmetlerle makam aramıyoruz. Onun için ışıklar konağında bir yıldır biz işlerimizi, tüm belediye hizmetlerimizi yürütüyoruz. Ancak gördünüz mü bilmiyorum, geçen yıl festival yaptığımız alanda harika bir belediye binamız yükseldi. Biz bugün varız, yarın yoğuz. Ama önümüzdeki gelecekte sizler o belediye binasında personelinizle beraber, pırıl pırıl gençlerimizle beraber Çerkeş'i idare edeceksiniz. Belki bize dua edeceksiniz. Biz zaten bu dualar için yapıyoruz bu hizmetleri. Bu belediye binamızın içerisinde 250 kişilik konferans ve nikah salonu mevcut. Kademeli. Harika bir salon. Daha önce yoktu böyle bir şey Çerkeş'te. Ama bunu sevgili gençler hep beraber kullanacağız. Konut ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Çarşı merkezinde 134 tane konut bitti sevgili Çerkeşliler. Aynı zamanda 60 tane de iş yeri mevcut. Yine kuralları çekilip hak sahipleri belli olan 165 konut, 4 iş yeri ve bir cami de bitti. İnşallah bir ay içerisinde çevre düzenlemeleri bitmek üzere siz Çerkeşli hemşehrilerimize teslim edilecek. Aynı zamanda yine onun altında 50 dönüm bir arazi var. 175 konutluk TOKİ projesi ihale aşamasında en kısa zamanda ihale edilip hatta onun da hak sahipleri belirlendi. İnşallah bu yıl veya önümüzdeki ihalesi yapılıp ilçemize kazandıracağız. Bakın yeni bir emniyet binası yapılıyor değil mi Çerkeş'e? Her taraf inşaat. Her taraf şantiye. Bundan gurur duyuyoruz. Çünkü çalışıyoruz, çalışıyoruz, alın teri döküyoruz. Bütün belediye meclis arkadaşlarımızla beraber, belediye personelimizle beraber, kamu kurumunda, kuruluşta çalışan tüm arkadaşlarımıza, omuz omuza, halkımızla beraber, siz gençlerin desteğiyle beraber biz bu inşaatları, hizmetleri yürütüyoruz. Toplum sağlığı, sağlık ocağı ve 112 acil binası da inşallah bu yıl bitip teslim edilecek. Bakın, en çok sıkıntı yaşadığımız konu elektrik kesintileriydi değil mi? Hasan amcanız en az 6 yıldır uğraşıyor. Buraya hem organ sanayi bölgemizin ihtiyacını karşılamak için hem Çerkeş'in elektrik kesintisine giderilsin diye. Şimdi 154 kahvalık bir indirme merkezi inşaata başladı. Önümüzdeki Mart ayları gibi açılacak. Açıldığında artık elektrik kesintileri son bulacak. Orman işleti binası tamamlandı biliyorsunuz değil mi? Harika bir bina oldu. Sevgili hanımlar, biliyorum organ sanayi bölgemizde veya değişik iş yerlerinde veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyorsunuz. Çocuklarınızı emanet etmek istiyorsunuz. Sorun problem. Bunu aşmak için o sorunu biliyoruz. Bildiğimiz sorunu da çözüyoruz. Çözmek için de bir kreş yapıyoruz. Bu yıl 200 öğrencilik kreşimiz ilçemize kazandırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Bu binayı görüyorsunuz. Yıllardır uğraşıyoruz. Çerkeş Meslek Yüksekokulu Çankırı'da eğitim görüyordu. Çerkeş'e gelsin istiyoruz. Ancak eğitim kurum olarak verebileceğiniz bir yer yoktu. Ne yaptık? Biz belediyeyi bırakalım. Siz buraya gelirsiniz. Burada eğitime başlarsınız rektör hocama, Harun Çiftçi hocama. Allah razı olsun. Onlar da kabul ettiler. Biz buradan çıktık. Şu an burada geçen yıl 175'e yakın öğrencimiz eğitim aldı. Onların yurtlarını yaptık. Hem erkek hem kız öğrencilerimizin. Şu anda 350 öğrenci bu yıl kayıt yaptırdı geçen seneyle beraber. Yani ilçemizde bu yıl 350 öğrencimiz eğitim görecek. Bunlar için ilaveten yurt yapmamız gerekiyor. Onu da yapacağız inşallah. Hazırlıyoruz şu an. Çok kısa zamanda da çocuklarımızı, gelen gençlerimizi mağdur etmeden eğitim kurumda eğitimlerine başlayacaklar. Biliyorsunuz bir okul yapmak için uğraşıyoruz.
hatta yeni belirlendi. İhaleye çıktık. Ancak ihalede sonuç alamadık. Şu anda tasarruf tedbirlerinden dolayı ihaleyi biraz öteledi devletimiz. İnşallah onun da peşindeyiz, yapacağız, söz verdik. Bir üniversite binamızı ilçemize kazandıracağız. Hep beraber, öyle değil mi? Kazandıralım mı? Evet sevgili gençler. Şimdi bir Çerkeş'te bizler çocukluğumuzda Boyadere'de bent yapardık, oradan yüzme öğrenirdik. Ama şimdi çocuklarımızın çoğu yüzme öğrenemiyor. Biz bu sorunu da biliyoruz. Sorun olduğunu da biliyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Bir havuz yapmamız lazım. Bravo. Evet, yarı olimpik yüzme havuzumuz bu yıl inşallah sizlerin hizmetine girecek. Hayırlı uğurlu olsun gençler. Ama Çerkeş'te en önemli konu, en önemli konu organize sanayi bölgemiz. Burayı büyütüp geliştirmek, genişletmek ve istihdam yaratmak en büyük önceliğimiz. Bu önceliğimiz için elimizden geldiği kadar çaba sarf ediyoruz. Çerkeş büyüyecek, gelişecek, güzelleşecek. Hizmetleri almakta sınır yok. Biz bu hizmetleri alacağız. Bu saydığım hizmetlerin yanında birçok hizmetlerimiz var. Sevgili gençler, önemli olan çalışmak, hakkaniyetle çalışmak, bireysel değil, tüm topluma çalışmak. Biz bunu başardık, ezberleri bozduk ve bugün Çerkeş'te herkese hizmet veriyoruz. Bireysel takılmıyoruz, şahsi hizmetleri vermiyoruz ama Çerkeş'in, bütün Çerkeşli'ye en güzel hizmetleri yatırımlarımızla verdiklerimizi buradan özellikle tekrar tekrarlamak istiyorum. Bizim hayallerimiz vardı sevgili gençler. Bunları gerçekleştirmeye çalıştık. Bir kısmını gerçekleştirdik. Hatta çoğunu belki bir kısmını gerçekleştiremedik. Ancak hayal etmediklerimizi de bir o kadar yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü karşımıza çıktığı fırsatları, çıkan fırsatları değerlendirdik. Asla ötelemedik. O bizim işimiz değil. Çok zaman alır. Bizi çok uğraştırır. Ailemden, özel hayatımdan taviz veririm demedik. Buradan huzurlarınızda çocuklarıma, çocuklarımın anası Sevki Hoca Hanım'a hakkını helal etmesini istiyorum. Bu kadar büyük hizmeti Sevki Hoca Hanım benim arkamda sonuna kadar durdu. Sen çalış Hasan, ben dedi seni önemli değil, gece gündüz olsa özlerim. Ama Çerkeşli gençler, Çerkeşler seni özlemesin dedi. Kocaman bir alkış Hoca Hanım'a teşekkür ediyorum. Allah razı olsun ondan da. Yeni hayaller kuruyoruz. Biliyoruz ki işimiz çok. Biliyoruz ki yılmak da yok. Çünkü siz gençler Çerkeş'te en iyi şeylere layıksınız. İlçemizin kalbi olan birçok eski mahalleler mahzun ve mağdur bekliyor. O mahallelerde de çalışmalarımızı yapıyoruz. 4. Murat Camii'ni inşallah aslında o gün projelerini yaptırdık. 4. Murat Hamamı ile beraber restorasyon ve rekonstrüksiyonu en kısa zamanda yapmak için uğraşıyoruz. Şubat depremi olmasaydı 6 Şubat'ta inşallah bu 4. Murat Hamamı ve cami ihale edilmişti. Ancak Rabbim öyle günler göstermesin. Biz de deprem bölgesinde yaşıyoruz. Bugünleri bunları çok iyi anlayabiliyoruz. O yüzden bu inşaatlar ve ihaleler yapılamadı. Depremde can kaybı var. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlara da sağlık, sıhhat diliyoruz. Acımız büyüktü ama o ihaleler daha sonra yapıldı. Birçok ihalemiz o yüzden durdu biliyorum. Bu 4. Murat Hamamı'nı müze ve kafe olarak, müze kafe olarak sizlere kazandırmak istiyoruz. Ulus etrafındaki sevgili gençler, İnşallah ıslah çalışması bittiğinde etrafıyla beraber rekreasyon alanları, eski Feteş, millet bahçesi ve sizin rahatlıkla gezip dolaşacağınız, vakit geçireceğiniz sosyal donatılarla
Ulus'u etrafını önümüzdeki inşallah vakit olduğunda Rabbim izin verdiğinde, sizler izin verdiğinizde oralarda size yakışır. Harika bir alan olarak inşallah sizlerin hizmetini kazandırmak istiyoruz. Kültür merkezimiz var. Harika bir merkez. Çankırı dahil bu bölgede o kadar kullanışlı, büyük, güzel bir kültür merkezi maalesef yok. Sadece Çerkeş'te var ve bunun kıymetini biliyoruz. Sizlere inşallah en çok, en kısa zamanda tiyatrolarla buluşturacağız. İnşallah sinema ve konferanslarla birçok sanatçıları getirip sizleri inşallah orada böyle harika bir ortamı kazandırmak ve devam ettirmek istiyoruz. Her türlü spor etkinliğini destekleyeceğiz. Bunu bilin. Bugüne kadar yaptık. Bundan sonra da yapacağız. Çocuklarımız, sizler ve hanımefendiler için sosyal donatılar yapmak bizim en büyük amacımız. Sevgili Çerkeşliler, bütün bu hizmetleri yaparken en çok neden feyiz alıyoruz? Manevi önderimiz Pirisani Mustafa Çerkeşi Hazretlerinin bereketi, duaları ve siz Çerkeş halkımızın tam desteğiyle yapıyoruz. Gönülden desteğiyle yapıyoruz. İktidarımızın geniş imkanları, milletvekilimizin ve bakanlarımızın özverili ve güçlü desteğiyle yapıyoruz. Birlikten kuvvet doğduğunu biliyoruz. Biz birlikte Çerkeş'iz. Her şeyi birlikte başarırız değil mi sevgili gençler? Ne yaparız? Her şeyi birlikte başarırız. Ve evet, ilçemizi büyütüp geliştiren, halkımızın refahını, mutluluğunu artıran, bu hizmetleri yapmamızda bize desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a kocaman bir alkış. Allah ondan razı olsun. Bize her zaman destekledi. Bakanlarımız, geçmiş dönem milletvekillerimiz, şu an grup başkanımız Muhammed Emin Akbaşoğlu, onun da rahatsızlığından dolayı gelemedi. Hepinize selamı var. Onu da öncelikle söylemek istiyorum. Yine önceki dönem ve şu an birlikte çalıştığımız belediye meclis üyelerime ve AK Parti teşkilatına, bütün bu hizmetlerde benim kahrımı çeken, gece gündüz demeden çalışan, didinen belediye personelime, belediyede çalışan arkadaşlarıma, bütün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan arkadaşlarıma, mahalle ve köy muhtarlarımıza, Çerkeş dışında ve Çerkeş dışında yaşayan, gönülden bizi destekleyen, manevi desteklerini, dualarını esirgemeyen memleket aşığı vatandaşlarıma, federasyon, dernek başkanlarına, yöneticilerine ve bizi her daim destekleyen, omuz veren siz değerli gençlere, Çerkeş halkına şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun, iyi eğlenceler, Allah'a emanet olun sevgili gençler. Başkanımıza kuvvetli alkış ama göndermeyelim. Şöyle bu kalabalıkla beraber bir selfie çekelim başkanım. Bir selfie çekelim. Evet. Bütün ışıkları yakabilir miyiz? Çerkeş bir ışıkları yakalım. Bir selfie çekelim. Şu anda canlı yayındayız bu arada, haberiniz olsun. Şu an canlı yayındayız. Aynı anda herkesi görebiliyoruz. Evet. Drone'dan selfie yapıyoruz şu anda. Bütün ışıkları yakalım Çerkeş. Hazır mıyız? Evet, şimdi herkes el sallıyor efendim. Herkes el sallıyor. Kuvvetli alkışlar efendim, başkanımıza teşekkür ediyoruz kendisine. Sağ olsun, var olsun. Valla perşembe akşamı bir program yaptık ama
Çok şeyi konuşamadık başkanım. İnşallah konuşuruz. İşsizlik yok Çerkeş'te. Yaklaşık 1700 kişi şu an çalışıyor. Zannediyorum ki bir sene sonra 3000 kişiye yakın insan sanayide, fabrikalarda çalışacak. Yemekler harika, her şey güzel, konserler var. Ama şimdi çok değerli bir misafirimiz daha var efendim. Sağ olsunlar bugün bizleri kırmayıp buraya kadar geldiler efendim. O da Çerkeş evladı ve Ankara AK Parti milletvekili Sayın Zeynep Yıldız hanımefendiyi alkışlarla buraya alıyorum. Çok değerli protokol, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, çok değerli Çerkeşli hemşehrilerim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi tabii hakikaten burada olmanın benim için bambaşka anlamları var. Pek çoğunuz biliyordur, ancak bilmeyenler varsa, bilenler olsa da tekrar hatırlatmak mahiyetinde biliyorsunuz ben de Çerkeşliyim, ben de Saçaklıyım. Ve hakikaten burada siz değerli Çerkeşli hemşehrilerimle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Şimdi malumunuz olduğu üzere Çerkeş gerçekten tarih boyunca çok önemli bir geçiş noktası olmuş. Çok önemli bir güzergahta bulunmuş. Sağ olsunlar burada belediye başkanımız, Hasan başkanımız çok değerli çalışmalar yaptı bu tarihi kimliğin ortaya çıkması için. Tabii ki daha önceki süreçlerde malumunuz Çerkeş depremi belki tarihsel dokusuna zarar vermiş ama hala bu dokusunu koruyor Çerkeş. İşte burada hamamın tekrar ortaya çıkmasından caminin yapılmasına kadar pek çok konuda projeleri ne kadar yakından takip ettiğini ben bizzat şahidiyim başkanımızın. Huzurlarınızda Hasan başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi gerçekten Çerkeş'e adım adım bizler de projelerini yakından takip ediyoruz. Bu dönemde gerçekten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Çankırı'ya çok büyük bir ihtimam gösterdi. Malumunuz olduğu üzere grup başkan vekillerimizden bir tanesi Çankırı milletvekilimiz. Ben bu vesileyle Muhammed Emin Akbaşoğlu başkanımızın da selamlarını siz değerli Çerkeşli hemşehrilerime iletiyorum. O da buraya gelmeden evvel görüştük. Hepinize çok selamlarını iletti. Tabii ki grup başkan vekilliği gerçekten çok önemli bir makam. Bu vesileyle Çankırı'mız da hakikaten bizler de şahitlik ediyoruz. Pek çok yatırımla buluşuyor. Her birini burada teker teker sayacak bir vakit bulamayabiliriz ama organize sanayi bölgesinden tutun Kızılcahamam Çerkeş yoluna farklı noktalarda çok ciddi anlamda yatırımlarla buluşuyor. İnşallah biz de zaten geçtiğimiz günlerde hepimizi derinden üzen bir olayla karşılaşmıştık. Biz de mutlu kardeşimizi ziyaret ettik. İnşallah karayollarımız da hızlıca o meseleyi çözmek için çalışıyor. Bizler de sürekli birebir takip ediyoruz süreci. Dolayısıyla her birimiz her ne kadar Ankara vekili olsam da Çerkeş'in de her meselesiyle adım adım Muhammed Emin Akbaşoğlu başkanımızla birlikte ilgileniyoruz, ilgilenmeye devam ediyoruz. Tabii bunların yanı sıra burada bir yaz günü bir araya geldik. Ben de buraya nereden geldim? Teknofest Ankara'dan geldim. Genç arkadaşlarım da buradalar. Teknofest'e giden arkadaşlarım oldu mu diye sormak istiyorum. Bayağı bir arkadaşım gitmiş. Önümde bayağı el sallayan arkadaşlarımı görüyorum. Teknofest'i sevdik mi arkadaşlarım? Teknofest'e sizi çok sevdi. Gerçekten biz yarın son günü 4 gün boyunca Teknofest'te Türkiye'nin geleceğinin nereden nereye geldiğini hakikaten genç arkadaşlarımın Türkiye'yi nereden nereye götüreceğini çok net bir biçimde gördük. Genç arkadaşlarım hakikaten Teknofest kuşağı olmanın hakkını veriyorlar. Biz malumunuz olduğu üzere Cuma günü de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Teknofest'te ağırladık. Ve gerçekten Teknofest orada lideriyle bir araya geldi. Ben bu vesileyle burada Teknofest kuşağının mensubu olan genç arkadaşlarıma, onları bu konuda teşvik eden değerli anne babalarına, hatta dedelerine, babaannelerine, anneannelerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah benim hemşehrilerim de gerçekten Türkiye'nin bu milli teknoloji hamlesine çok ciddi anlamda katkı sunacaklardır diye ümit ettiğimi bir kere daha buradan beyan etmek istiyorum. Gerçekten memleketime çok güveniyorum. İnşallah memleketimin güzel gençleri de bunun karşılığını verecektir diyorum. Çünkü ben bayağı bir el gördüm Teknofest'e giden.
Allah hepinizden razı olsun diyorum. İnşallah ben gittiğimiz her yere Cumhurbaşkanımız diyor ki bizim de selamımızı götürün. Ben bu akşam sizi daha da fazla meşgul etmek istemeden son olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını siz değerli Çerkeşli hemşehrilerime iletiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. Hepinizi saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum.